1 Mayıs İşçi Bayramı Çorum'da coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın kutlanma etkinlikleri kapsamında sendika üyeleri Pir Baba Park önünde toplanarak sloganlar eşliğinde Saat Kulesi'ne yürüdüler. Arama noktalarından geçen katılımcılar Saat Kulesi'nde kutlamalar için hazırlanan alana geldiler. Sloganlar eşliğinde alanı dolduran sendika üyeleri saygı duruşunda bulundu. Programın açılış konuşmasını tertip komitesi adına KESK Çorum Şubeler Platformu dönem sözcüsü ve TÜMBELSEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet yaptı. Veldet konuşmasında tüm dünyada işçiler 1 Mayıs için sesini yükseltiyor. Siyasi düşüncesi, ırkı, rengi ne olursa olsun bugün bütün işçiler bir araya gelerek hakları için toplanıyor dedi. Daha sonra sözü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Sosyal İş Sen temsilcisi Ergül Özer aldı. Özer, referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi 16 Nisan'dan sonra ilk işleri kıdem tazminatımızda göz dikmek oldu. Patronlar yük olarak görüyor diye emekçilerin 80 yıllık kazanımına göz dikenlere hayır demek için 1 Mayıs'ta da meydanlardayız dedi. Konuşmaların ardından meydanda katılımcılar dostluk halayı çektiler. Burası birlik, dayanışma ve mücadelesinin en somut ifadesi olan 1 Mayıs'ta fabrikalarda, iş yerlerinde, tarlalarda çalışan milyonlarca emekçinin umudunu büyütüyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasal koşullara baktığımızda işçi ve emekçilerin bugün her zamankinden daha fazla birleşmeye ve dayanışmaya ihtiyacı vardı. Nasıl oluşturup birleşerek mücadeleye atılması. Tarım Orkan Sen Şube Başkanı Ali Türksal. Ses Başkanı Turgut Türkoğlu. Disk Emekli Sen Çorum Başkanı Ömer Sözü Doğru. Tertip komitesinde yer alan Türk İş ve Belediye İş Sendikaları temsilcileri genel merkezlerin aldıkları karar nedeniyle Ankara'da bulundukları için aramızda değiller. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün açılış konuşmasını Tertip Komitesi adına KESK Çorum Şubeler Platformu dönem sözcüsü TÜMBELSEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet yapacaktır. Sözü kendisine veriyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, yoksul köylüler, ezilen halklar, yüreği emekten yanatan tüm toplumsal kesimler mücadeleyi, dayanışmayı, kardeşliği, birliği alanlara taşıyoruz. 1 Mayıs mücadelenin ateşiyle, coşkusuyla bir ağızdan çığlığa dönüşüyor. Ben de bu coşkuyla hepinizi Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK adına ve Tertip Komitesi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 1977 1 Mayıs katliamında kaybettiğimiz arkadaşlarımız başta olmak üzere bu onurlu mücadelede yaşamlarını kaybetmiş tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, tüm dünyada emekçiler hak ve özgürlükler için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerimizi haykırıyoruz. 1 Mayıs'ta alanlardan yükselen ses Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır. Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güzel cevap olacaktır. Bu ses eşitliğin, özgürlüğün, barışın sesi olacaktır. Bu ses baskıya direnenlerin, teslim olmayanların sesi olacaktır. Değerli dostlar,
Ekmek, barış, özgürlük için bir araya geldik. Herkese ekmek, siyasal ve ekonomik demokrasi yoluyla özgürlük, adalet temeline dayalı toplumsal barış, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla ülkede egemen olması için bir araya geldik. Tüm dünyada emekçiler daha dün kölelik koşullarına karşı çıkmaya çalışırken, 8 saatlik çalışma uğruna canlarını verirken, bugün hala birçok ülkede benzeri çalışma koşullarının var olmasını kabul etmiyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Sosyalist'in temsilcisi Ergül Özer konuşmasını yapacaktır. Sermayenin ve emperyalizmin sömürülerine, savaşlarına, barbarlığına ve bugün dünya emekçileri olarak bir aradayız. Mücadele ediyoruz. Bunun için haklarımızı istiyoruz. Ekmek istiyoruz, sendika istiyoruz. Çocuklarımız için iyi bir gelecek istiyoruz. Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içinde olalım. Sesimizi duymayanlar için sesimizi bir kez daha yükseltelim. Artık yeter! Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi 16 Nisan'ın ardından ilk işleri kıdem tazminatımıza göz dikmek oldu. Patronlar yük olarak görüyor diye işçiydi. Bütün çalışanları 80 yıllık kazanımına göz dikenlere hayır demek için 1 Mayıs alanlarındayız. Emekçilerin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara gün dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyenlere karşı kıdem tazminatımızın gaspına hayır diyoruz.